mavi vatanda. Diğer taraftan da işte karadan bir sürü birçok işte petrol, doğalgaz rezervi buluyoruz. Bunun ülkeye yansıması ve yani vatandaşa yansıması ne zaman olur? Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Şimdi tabii ki bu çalışmaların yoğun olarak sürdürülmesi, bu alanda güçlü adımlar atılmış olması zaten başlı başına büyük bir hadisedir ve başarıdır. Şimdi Karadeniz'de doğalgaz bulundu. Şimdi tahmin ediyorum 2023 ilk yarısında bu gaz kullanılmaya başlanacak. Şu anda hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamalar böyle. Evet. İşte daha sonra çok yüksek olmada petrol, yine Akdeniz'de doğalgazla ilgili sonuç almaya yakın çalışmalar, bütün bunlar Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerjide attığımız adımlar. Bunlar çok önemli ve kıymetli adımlar. Çünkü bakın biz cari açığımızın tamamı bizim enerjiden kaynaklanıyor. Tamam. Eğer enerji dengeli olsa bizde, enerji üretimi dengeli olsa bizim cari açığımız olmaz. Evet. Hatta kendimize yeten bir enerji üretimimiz olsa biz cari fazla veririz. Cari fazla verdiğimiz zaman dövizdeki bu dalgalanmalar, bu artışlar olmaz. Yüksek enflasyon olmaz. Yüksek faiz olmaz. Yani şu anda Almanya standartlarında, Belçika standartlarında, Amerika standartlarında bir ülke haline geliriz. Bir ülke oluruz. Bunun için enerji çok önemli. Çünkü biz diğer alanlarda üreten bir ülkeyiz. Ha, ürettiğimiz ürünlerin katma değeri ne kadar yüksek, bu da önemli konu, bu da tartışılır. Biz daha çok katma değeri yüksek ürün üretmeye ağırlık vermeliyiz. Elbette buğday da üreteceğiz, elbette şeker pancarıdayız, elbette fındık da, elbette çay da üreteceğiz. Ama bizim katma değeri yüksek ürünler, o teknolojiyi yakalamamız lazım. Üretim demişken... Yani cep telefonu da üretir hale gelmiyor. Evet. Üretiyoruz ama yüksek teknolojide üretmemiz lazım. Televizyondan tutun da bilgisayarına kadar otomobiline, işte inşallah 2023'te kendi yerli otomobilimiz de çıkacak. Ben de tam onu soracaktım. Evet. Bir